ölene kadar çıkarmayacağım. Kıpkırmızı mı oldun? Biraz. Bu güzel gün için çok teşekkür ederim Hamut. Uzun zamandır böyle bir gün geçirmemiştim. Ya ben sadece bugün için değil, son 3 gün için teşekkür ederim. Hayatımda geçirdiğim en eğlenceli 3 gündü. Sen bayağı eğlenceli kafa bir kızsın. Ya her zaman öyle olmuyor tabii insan. Yani böyle kafa dengi arkadaşlarla tanışınca daha farklı. Bir şey soracağım. Sana Hamuç dememde bir sakınca var mı? Hayır yok. Hatta bundan sonra en fazla sen diyebilirsin. Aa, neden? Çünkü bunu ilk soran sensin biliyor musun? Ya öyle mi? Yani bana direkt öyle Havuç derler. Bu benim için bir sorun değil tabii. O artık benim markam. Hatta ileride Havuç diye böyle ürünler çıkarmayı düşünüyorum. Böyle basınca böyle güler falan değil mi? Ay bu kadar yiyebileceğim. Eline sağlık, çok güzel olmuş. Afiyet olsun canım. Eline sağlık anne. Afiyet olsun çocuğum. Hakikaten müthiş olmuş gerçekten. Hamur biraz katı olmuş ama gönül iyi. Ya biz de artık odalara geçelim, bir ders çalışalım değil mi? Valla bir sürü ödevimiz var. Oğlum sürü denmez. Sürü hayvanlara sürünür. Birçok ödevim var diyeceksin. Ya dil bilgisi önemli. Lütfen tamam, dikkat edin. Tamam, bir sürü ödev olur mu? Niye göz kırptın sen Tuna? Kim kırptı? Böyle yaptın. Ha o şey o. Motivasyon olsun diye. Hiç göz kırparak motivasyon ilk defa senden duyuyorum. Gerçekten mi? Evet. Bu Kızılderili geleneğidir Gönül. Yani Kızılderililer birbirlerini motive etmek için devamlı göz kırparlarmış. Yani bana bir arkadaşım anlattı. Tabii ne kadar doğru bilmiyorum yani. Ben onların yalancısıyım Gönül. Uyduruyorsun gibi bir his var içimde. Yok sen ne uydurayım ya Gönül. Bak sana bir yemek videosu göstereceğim. Ay yok yok yok, yemek videosu falan gösterme bana. Ben diyete girdim. Yaza kadar zayıflamam lazım. Bak tarttan da yemedim. Bir lokma bile yemedim. Gönül bir seyret ne olursun ya. Çok İstemiyorum Tuna. Ya bak çok güzel bir yer açılmış yemin ediyorum. Eğer köprü açıksa yemin ediyorum 1 saatte gideriz oraya. Harika yemekler. Yani. Ay ben şurada bir şeyler hazırlarım. Boş ver, gidemem. Ya Gönül gidelim ne olursun ya. Bütün eleştirmenler şey yazmış yani. Ölmeden önce yapılması gereken en önemli şeyler listesine koymuş. Yani ölmeden önce bunu yemek lazım. Yani. Bu arada ben demin zayıflamam lazım falan dedim. Sen hiç sesini çıkarmadın. Demek ki kilo aldığımı sen de fark ettin. Aşk olsun Gönül. Ya hakikaten kalbimi kırıyorsun. Sen her halinde güzelsin. Hadi bir kere senin boy, kilo şeyin yani normal. Hatta sen zayıf bile sayılırsın Gönül. Her halinde güzelsin. Yani kilo aldın ama güzelsin. Onu demek istiyorsun. Hayır, zayıfsın da güzelsin diyorum. Yani ben o anlamda niye söyleyeyim? Zayıf falan değilim Tuna. Hayır. Ya şimdi kilo, şimdi bak o nasıl, şimdi şöyle düşünme onu. Yani normal kiloyla. Tamam boy, Tuna. Onun bir şeyi var mı? Gönül. Tuna tamam. Hadi ne konuştuğunuzu söyleyin bana. Dinliyorum. Anlattım ya Gönül. Yani ne konuşabiliriz ki? Bu çok önemli. Bak gerçekten eleştirmenlerin hepsi yazdı. Bütün gurmeler. Özellikle diyorlar yani ölmeden önce mutlaka bu yemekleri yiyin diyorlar. Ya oğlum sen bunu mu istiyorsun Gönül? Yani yemeden mi öleyim? Hadi kemerkemi de alırız Gönül. Ha? İyi tamam peki gidelim. İşte bu kadar Gönül. Gidiyoruz Haluk'la Meltem'i de alıyoruz. 1 saate kadar gideriz zaten oraya. Ya müthişmiş yemekler. Yani anlatan tabii bitiremiyorlar. Tamam. Yani enteresan bir böyle şeyleri var. Tamam bir çeki düzen vereyim kendime gidelim. Sana yemin ediyorum sen gittikçe zayıfladın. Gerçekten bu kadar güzel bir kadın olabilir mi insanlar hayatında? Senin kocaman bir kalbin var biliyor musun? Ve bu kalp hep senin için atacak. Ya bir daha söyle. Ne dedin? Birinci söylediğini söyle. Delikanlı adam bir kere söyler. Ya Haluk ya bir iltifat edin onu böyle hemen tadını çıkarayım biraz. Ay kusura kalmayın. Yanlış zamanda geldim galiba. Yok yok gel gel. Gel hoş geldin. Eve Kadriye annenin koca adayı geldi de Hüseyin'in gazabından kaçtım geldim buraya. İyi yapmışsın gel güzel. Ay ya ben sizi böyle görüyorum ya o kadar mutlu oluyorum ki Meltem Hanım ya çok mutluyum. Biz de çok mutluyuz çünkü yeniden kocaman bir aile olacağız. Nasıl yani? Kocaman bir aile olacağız derken? Haluk evet dedi, kabul etti. Ay çok sevindim ya. Gerçekten mi? Ay ne güzel. Hemen hazırlıklara başlayayım o zaman ben. Bir şey daha var. Hazırlanın. 3 hafta sonra Duygu'nun yanına gidiyoruz. Sen de geliyorsun. Gerçekten mi? Evet. Haluk Bey ne diyorsunuz ya? Ben ilk defa Ecnebi memleketine gideceğim. Yaşasın. Bak vize için gereken formları aldım. Orada onları dolduracaksın. 3 hafta sonra gidiyoruz. Ay demek.
Nereye gitti bu? Ne bileyim bak. Acaba şimdiden bavulunu falan mı hazırlamaya başladın? Yok canım, sen ne yaptın ya? O geçen sefer de Duygu çağırdığında çok heyecanlanmıştı. Hemen böyle İngilizce çalışmaya başlamıştı. Süpersin sen ya. Unutmadan sana bunu vermek çok istiyorum. Ne o? Bu benim çok sevdiğim bir kitap. Okumanı çok isterim. Yani benim pek kitap okuma alışkanlığım yok ama senin için denerim. O zaman senin için harika bir başlangıç olacak. Güven bana. Tamam. Okuyacağım söz. Tamam ama sonra bana geri getir, olur mu? Benim için çok değerli bir kitap çünkü. Anlaştık, tamam. Sister, sister, kardeş. Neymiştim bakayım. Başka. Emine, ne yapıyorsun sen? Ben mi? İngilizcem geliştiriyorum Haluk Bey. Bu da benim öğrenmek kitim. İngilizce kitim oluyor. Şimdi ben diyorum ki ya kaybolursam oralarda. My name is Emine. What's your name? Haluk. Nice to meet you. Ya senin bunun için çalışmana gerek yok ki. Duygu orada senin her işini halleder yani. Olmaz. Benim acilen İngilizce öğrenmem lazım. Olmaz. Biz sana yardımcı oluruz Emine'cim. Sen merak etme. Haluk, kırma kızın hevesini. Çalışıyor işte. Emine, sen eğer bu kadar İngilizce öğrenmek istiyorsan ben seni bir İngilizce kursuna yazdırabilirim. Ay yok Meltem Hanım, benim o kadar zamanım yok. Yani benim acilen öğrenmem lazım. 3 haftada hiçbir kurs bana yardımcı olamaz yani. Merhaba. Welcome, welcome. Hi. How are you, Emine? How do you do? Fine, çok şükür fine. And you? Ne oluyor burada? Ya Duygu'nun yanına gideceğiz de. O yüzden Emine İngilizce öğreniyor. Sit down, sit down. Thank you Emine, thank you. Zero'ya bak, hemen adapte oldu. Ben dünya vatandaşıyım abicim. Böyle durumlara anında adapte olurum bir kere, tamam mı? Gözünüz aydın, havuç bulunmuş sonunda. Yüzünüz de gülüyor. Bir şey söyleyeceğim unutmadan hemen. Yarın akşam hep beraberiz. Emre de geliyor bir kız arkadaşıyla. Vay vay vay, Emre kız arkadaşıyla geliyor. Yoksa gelin mi geliyor Haluk ha? Tutma.